Merhabalar, ben Serdar Giritli. Bugün sizlerle Koles TV stüdyolarındayız. Bugün Ukrayna'nın Türkiye Cumhuriyeti İzmir kentinde bulunan Fahri Konsolos Sayın Çetin Güvercin ile röportaj yapacağız. Kendisi bizlere Ukrayna ve Türkiye arasındaki eğitim ve ticaret konularını bilgi verecekler. Merhabalar Çetin Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili Serdar'cığım. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çetin Bey, öncelikle sizler Ukrayna ve Türkiye arasında özellikle konsolos vasfınıza ithafen eğitim konusunda birçok adım atmış ve bu konuda projeler geliştirmiş birisiniz. Ukrayna'da eğitim konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi Ukrayna ile eğitim konusuna girmeden önce sırf eğitim değil, bizim en yakın komşumuz ve 1400 yıllarına dayanan bir geçmişteki bir dostluğumuz olan bir ülke. Hem ekonomik, hem ticari, hem kültürel, hem sosyal, her bakımdan biz en yakın, en iyi ilişkiler içinde olduğumuz bir ülkedir Ukrayna. Tabii konumuz eğitim. Gönül ister ki her anne babanın istediği gibi çocukları kendi ülkesinde yanı başında okusun. Ama artık dünya global bir dünya. Bu çağda artık yurt dışına gitmek, yurt dışında okumak çok büyük etkiler, etkenler sağlıyor. Okuyan öğrencinin hayatında farklı başarılı olma yollarını seçme şansını tanıyor. Kendi ayakları üzerinde durma şansını tanıyor. Dolayısıyla biz bu konuyu önemsiyoruz. Ve İzmir Konsolosluğu olarak bize gelen, müracaat eden, bizi tanıyan, bu konuda yardım isteyen her öğrenciye bilgilendirme, yönlendirme ve evrakların düzgün bir şekilde hazırlanmasıyla ilgili yardımlar konusunda destek oluyoruz. Şimdi kısa bir röportajımız olacak. Daha sonrasında yayınımıza tekrardan döneceğiz. Bugün Harkov Finans Enstitüsü Türkiye'den gelen delegasyonları ağırladı. Yakın zamanda Türk öğrenciler burada eğitim görüyor olacaklar. Ekonomik alan öğrencileri için sınıflarda modern ve teknik multimedya ekipmanlarının ve tabii ki yazılımların yenilenmesi gerekliliği şu andan itibaren karşılanmış oldu. Finans Enstitüsü, Cumhurbaşkanlığına bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'dan malzemeleri teslim aldı. Нам оказали очень важную помощь. Çok önemli bir zamanda, çok önemli bir yardım aldık. Bizlere teknik eğitim ekipmanları, yani multimedya ekipmanları ve tam donanımlı 2 adet bilgisayar sınıfı ve hatta daha fazlası sağlandı. Ve bu sadece bir dostane temenni değil, aynı zamanda bizim çıkarlarımızın da gereği. Burada biraz sonra açacağımız projeyle enstitünün yeni teknolojileri, elektronik altyapı, teknik altyapısını yenilemiş olduk. Bilgilerimize de olsa bir desteğimiz olmuş oldu. Ben bu destekle bu enstitünün daha iyi kamu ekonomisine, kamu finans sistemine daha katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum ben size. Firma TİKA ve komisyon нашего уважаемого посла Турции. TİKA, konsolosumuzun da desteğiyle böyle bir yardımda bulundu ki sizler güzelce, akıllıca, modern bir şekilde bu modern bilgisayar sınıflarında eğitim görebilirsiniz. От имени Харьковского городского совета, от себя лично. Харьков Şehir Konseyi ve kendim adına sizlere bu paha biçilmez yardımınız için ve şehrimize gösterdiğiniz ilgi için tekrar teşekkür ediyorum. Şunu söyleyebilirim ki, işbirliğimiz bununla sınırlı kalmayacak. Ayrıca konuklarımıza şahsen de teşekkür etmek istiyorum. Eğitime ve gençliğe gösterdikleri ilgiden dolayı. Bu, gelişim için çok önemli bir adım. Sadece bizim ülkemiz için değil, Ukrayna ve Türkiye arasındaki işbirliği için de önemli. Ukrayna ve Türkiye arasındaki işbirliği, hali hazırda uzun ve başarılı bir yolda devam etmekte. Ukrayna'da 20 yıldır faaliyetlerini sürdüren TİKA, 40 milyon dolarlık bütçeyle birçok projeye imza attı. İşbirliğinin sonucu olarak yerel eğitim kurumlarının çalışma koşulları ve sağlık hizmetleri iyileştirildi, ayrıca yerel yönetimlere de destek sağlandı. Her alanda diyebilirim neredeyse, hatta Başbakan Sayın Groysman çok güzel bir tabir kullandı Türkiye'yi son ziyaretinde, ben de eşlik etmiştim. Dedi ki Türkiye ile Ukrayna arasında yer altındaki madenlerden uzaya kadar işbirliği yapabiliriz. Hakikaten de öyle. Mesela tarımdan havacılığa kadar, savunma sanayinin çeşitli alanlarında
ciddi çalışmalarımız var. Çünkü iki ülke arasında mukayeseli avantajları bir araya getireceğimiz, ortak üretime geçebileceğimiz işbirliği projeleri duruyor. Bunlar potansiyel olarak ama artık biz potansiyeli bırakıp bunu artık hayata geçirmek istiyoruz. Ukrayna merkezine gelince şimdiye kadar 75 eğitim altyapısına destek projesi yaptık. Bunların 55'i ortaokul lise seviyesinde, 20'si üniversiteler, Ukrayna'nın önde gelen eğitim üniversiteleriyle Taras Shevchenko, Magilanski Akademiye, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi, Cumhurbaşkanlığa bağlı Kamu Yönetimi Akademisi, Lviv'deki Ivana Franko Üniversitesi gibi birçok üniversiteyle birçok proje gerçekleştiriyoruz. Uzmanların eğitimi ve özellikle finans anlamında, kamu finansmanı anlamında Harkov Finans Enstitüsü, Odessa Finans Enstitüsü, Kiev Ekonomik Modelleme Merkezi Enstitüsü gibi birçok kurumla hem altyapının iyileştirilmesi yeni teknolojilerle hem de tecrübe paylaşımı gibi birçok proje gerçekleştiriyoruz. Сейчас идет набор иностранных студентов, подготовительное отделение работает. Şimdi yabancı öğrencilerin eğitimiyle ilgili çalışmalarımız olacak. Hazırlık Fakültesi Departmanımız bu konuyla ilgileniyor. Yani farklı coğrafyalar temsil edilecek. Öğrencilerimiz genellikle iyiler fakat bir problem var. Yabancı öğrenciler için dil büyük bir problem her şeyden önce. Onlara serbestçe konuşuyor olmaları gerekli. Bu yüzden birinci sınıfa devam ederken de dillerini geliştirmeleri gerek. Bizler de özellikle dil engelinin olumsuz sonuçlarının üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Harkiv Finans Enstitüsü, uluslararası ilişkilerin kurulması için parlak bir örnek olarak verilebilir. Çünkü bu üniversitedeki yabancı öğrenci sayısı sürekli olarak artmakta. Harkiv Finans Enstitüsü yönetimi, öğrencilere doğru eğitimi sağlamaya ve öğrencilerle devletin çıkarları çerçevesinde uluslararası kurumlarla işbirliği yapmaya devam edeceklerini ve devlete layık bir gelecek sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Şu anda Ukrayna'da okuyan kaç Türk öğrenci var ve hangi alanlarda eğitim görüyorlar? Yani böyle bir sayı bende yok. Ama tahmini bir şey söylersek, yaklaşık ben son 6 yıl gibi bir rakamı düşünecek olursak, yani 1000-1500-2000'e yakın öğrencinin olduğunu tahmin ediyorum. Belki de daha fazladır. Hangi bölümler derseniz, Ukrayna aslında bir üniversite cenneti. Her öğrenci istediği her bölümü seçebilme şansına sahip olduğu ender ülkelerden birisi. Buradan gidenlerin genelde, bir de tabii YÖK'ün kabul ettiği, burayla Türkiye ile Ukrayna arasındaki işte yüksek öğretim kurumlarının kabul ettiği üniversitelerde her öğrencimiz var. Ekonomi, işletme, tıp, tüm mühendislikler üniversitelerinde okuyan öğrencilerimiz var. Eğitim dışında iş dünyasından insanlara da yardımcı olmaktasınız. Ukrayna ile Türkiye arasındaki iş potansiyeli hakkında neler söylemek istersiniz? Konuşmamın başında da söylediğim gibi çok geçmişe dayalı iki ülke, ilişkileri geçmişe dayalı iki ülke. Dolayısıyla ekonomik olarak da birbirlerine hiçbir zaman rekabet ortamı oluşmayacak iki ülke. Neden? Ukrayna'nın ihtiyacı Türkiye'de, Türkiye'nin ihtiyacı ise Ukrayna'da var. Dolayısıyla bir rekabet yok. Yani buradan yaş meyvesi, tekstili, inşaatı, gıdası vesairesi nasıl Ukrayna'da bir pazar bulabiliyorsa, Ukrayna'nın da yeraltı zengini, demiri, kromu vesairesi, buğdayı, ayçiçek yağı ile dünya üst sıralarında. Dolayısıyla gitmek gelmek kolay. Ticari anlamda da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Biz hatta iki ülke arasında her sene yaklaşık 2-3 seyahat düzenliyoruz buradaki iş adamlarımızla karşılıklı olarak. Ve bunların da faydalarını görüyoruz. Çünkü birçok firmamız şu anda Ukrayna'da yatırım yapmış durumda, iş yeri açmış durumda, istihdam etmiş durumda. Bu bakımdan da çok önemli. Türkiye ve Ukrayna arasında hangi iş alanlarında daha çok işbirliği bulunmakta ve hangi ürünlerin ithalat, ihracatı yapılmakta? Yok, es geçmeyelim, şöyle söyleyelim. Aslında bu kadar birbirine yakın iki ülke, hem her bakımdan yakın iki ülke arasında olması gereken ticari hacim bence düşündüklerimizin çok altında. Yani bugün 15-20 milyar dolarları konuşuyor olmamız lazımdı. Çünkü böyle bir pazar var, karşılıklı böyle bir pazar var. Bildiğin gibi bu son gelişmelerde artık çipli kimlik kartlarıyla gidip gelmek
Örnek olsun diye söylüyorum, turizmi, karşılıklı olarak turizmi artıracaktır. Vizesiz gidip gelmek, dediğim gibi ekonomik değerleri artıracaktır. Ve günden güne de her şey gelişmekte iki ülke arasında. Bildiğin gibi aslında az önce aklıma şimdi geldi. Bu yılın başında, Mart ayında bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la Poroshenko bir görüşme yaptı. Arkasından başbakanlar bir görüşme yaptı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlarımız ve YÖK Başkanımız bir görüşme yaptı ve bir eğitim mütabakatı imzaladılar. Yani her alanda, ticari anlamda da olsa, eğitimde de olsa, kültürde de olsa bu karşılıklı iyi niyetli anlaşmalar bence bu ticari hacmi dediğimiz rakamlara en kısa sürede yaklaştıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü bugün baktığımızda Ukrayna'nın hemen hemen her kentine uçuş sağlandı. Yani Türkiye'deki gerek Türk Hava Yolları, gerek Pegasus, Onur Air, Atlas Jet vesaire, yani Türkiye'den Ukrayna'ya uçmayan firma da yok, gitmediği şehir de kalmadı. Bu gidiş gelişler ve her zaman dolu dolu gidip gelişler mutlaka bir katma değer oluşturacaktır. Ben umut ediyorum, örneğin Avrupa Birliği ile ilgili serbest dolaşım hakkı Ukrayna'nın da ufkunu açmıştır. Ben iki ülkenin geleceğini dostluk açısından, ticari açıdan, ekonomik açıdan çok olumlu olacağını düşünüyorum. Bizlerle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler Çetin Bey. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de öncelikle beni davet ettiğiniz için, düşündüğünüz için teşekkür ediyorum. Yayında emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum.